Bismillah. Şemsiye Risalesi derslerimizin 52.'si. Kıyaslar konusuna devam ediyoruz. Kıyaslar konusuna iktirani kıyaslarla başlamıştık. 4 tane şeklini zikretmiştik iktirani kıyasların. Daha sonra bunun üzerinden kipli kıyaslar konusunu açıklamıştık. İktirani kıyaslar bitmedi. Şu anda iktirani kıyaslara devam edeceğiz. İktirani kıyasların şimdiye kadarki ele aldığımız kısmı sadece bir türüydü. Sadece bir tür iktirani kıyastı. Neydi bu tür? Yalnızca yüklemli önermelerden oluşan iktirani kıyas. Dikkat ederseniz bu yaptığımız tablolarda da, metinde de, şekillerde, darplarda hepsinde kıyasımız yalnızca yüklemli önermelerden oluşuyordu. Yüklemli önermeler, şartlı önermeler hiç yoktu kıyaslarımızda. İşte şimdiye kadarki ele aldığımız iktirani kıyas buydu. Yalnızca yüklemli önermelerden oluşan iktirani kıyaslardı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de kıyaslarımıza şartlı önermeler eklendiği zaman durumun nasıl olduğunu araştıracağız. Sadece şartlı önermelerden oluşmasından bahsetmiyoruz. Kıyasımıza bir şekilde şartlı önerme girdiği anda, iktirani kıyasımıza şartlı önerme girdiği anda biz buna şartlı kıyas diyeceğiz. Şartlı kıyas. İki önermemiz de şartlı olabilir. Biri şartlı, biri yüklemli de olabilir. Şartlıların da türleri vardı biliyorsunuz. Şimdi onlara geleceğiz. Bir şekilde şartlı önerme kıyasımıza dahil olduğu anda şartlılardan oluşan iktirani kıyaslar başlığı altında inceliyoruz. Şimdi şartlı önermeler kıyaslarımıza kaç farklı kombinasyonla girebilir? Yani biz ne demiştik? Önermeler iki türdü. Birincisi yüklemli önermeler, ikincisi şartlı önermeler. Şartlı önermeler de iki türdü. Ayrık şartlılar ve bitişik şartlılar. Dolayısıyla kıyaslarımız sadece yüklemli önermelerden oluşmuyorsa bu durumda 5 tane ihtimal var. Yani biz 6 ihtimalden birini ele aldık şimdiye kadar. Bundan sonraki derslerimizde, 3-4 dersimizde veya 5 dersimizde o diğer 5 ihtimali ele alacağız. Ne bu ihtimaller? Bu ihtimaller kıyasımızın yalnızca bitişik şartlı önermelerden oluştuğu ihtimal. Bu bir. Yalnızca bitişik şartlı önermelerden oluşabilir. Bugün ele alacağımız konu bu. İki, yalnızca ayrık şartlı önermelerden de oluşabilir. Yalnızca ayrık şartlı önermelerden oluşan bir iktirani kıyas da yapabiliriz. Bu ikinci kısmı. Veya bitişik şartlı ve yüklemliden oluşabilir. 3. Veya ayrık şartlı ve yüklemliden oluşabilir. 4. Veya bir bitişik bir ayrık şartlıdan oluşabilir. 5. Bu şekilde şartlı kıyaslarımızın 5 tane kısmı var. Bugün ele alacağımız kısım sadece birinci kısmı, yani bitişik şartlı önermelerden oluşan kıyaslar. İki öncülümüz de bitişik şartlı önerme ise kıyasımızın nasıl sonuç verdiğine dair ele alacağımız konu bugünkü konumuz. Bir sonraki dersteki konumuz ne olacak? Sadece ayrık şartlılardan oluşan kıyasları ele alacağız. Ondan sonra hem ayrık hem bitişik olacak. Biri ayrık olacak mesela öncülülerden, biri bitişik olacak. Sonra biri bitişik, birisi yüklemli olacak. Sonra birisi ayrık, birisi yüklemli olacak. 5 tane bu şekilde kısım var ele alacağımız. Şimdi ele alacağımız kısım, kıyasımız yalnızca bitişik şartlı önermelerde oluşuyorsa bu kıyasların çözümü nedir? Yani nasıl sonuç verir bunlar? Bugün ele alacağımız konu bu. Öncelikle buradan okuyayım örneklerde. Daha sonra metnimizden okuruz. Şimdi sadece bitişik şartlılardan oluşursa biz daha önce ele aldığımız 4 tane şekil vardı ya. 4 tane şekil vardı iktirani kıyaslarda. Oradaki durum neyse aynısı burada da geçerli. Sadece bitişik şartlı önermelerden oluşuyorsa kıyasımız, önceki yüklemli iktiranilerde durum nasılsa, nicelik, nitelik bakımından, olumluluk, olumsuzluk vesaire, tüm bu bakımların hepsinde, darplarda dahil olmak üzere, ufak bir istisnası var, ona değineceğim şimdi. Durum nasıldıysa, şimdiye kadarki gördüğümüz şekillerde ve darplarda, burada da aynısı. Ne gibi mesela? Birinci şeklin örneği.
Küçük öncülümüz ve büyük öncülümüz ikisi de tümör olumlu olduğu zaman sonucumuz da tümör olumlu oluyor değil mi? Birinci şekilde. Yani her ne zaman A, B ise C, D'dir diyor. Şimdi bakın. Bu şartlı önerme değil mi? A, B ise C, D'dir. Şartlı önerme. Hamli, yüklemli önermelerden oluşuyor. Evet. Parçaları yüklemli önermeler. Ama kendisi ne? Kendisi şartlı. Bitişik şartlı. A, B ise C, D'dir. Güzel. Büyük öncül her ne zaman C, D ise H, Z'dir. Tamam. Neyi andırdı bakın? Orta terim değil mi? Orta terim. Şöyle yapayım. Daha anlaşılır olsun. Orta terim. İkisinde de tekrar eden terim orta terim. O zaman bu orta terim aynı bizim önceki yüklemli iktiranilerde küçük terimle büyük terimi birbirine bağladığı gibi burada da bağlar. O zaman her ne zaman A, B ise bakın küçük terim gibi düşünün. H, Z'dir büyük terim. Bunun darpları için de aynısı geçerli. Herhangi bir fark yok. Darp konusunda da aynı bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Bu birinci şekil. İkinci şekil ne? Küçük öncül tümel olumlu, büyük öncül tümel olumsuz olacaktı ikinci şekilde. Her ne zaman A, B ise C, D'dir dedik. Her ne zaman H, Z ise asla C değildir. Bu da asla ekledim ki tümel olduğu anlaşılsın. Olum, tümel olumsuz aynı zamanda olduğu anlaşılsın. İkinci şekle ne diyorduk? Orta, yani orta terim. İkisinde de mahmulken, yüklemlilerde mahmulken diyorduk. Burada tali iken, orta terim, yani tekrar eden terim, öncüllerde tekrar eden terim, her iki öncülde de mahmul ise veya her iki öncülde de tali ise şartlılarda buna ikinci şekil diyorduk. Nasıl sonuç veriyorduk? Tümel olumsuz şeklinde. Yani her ne zaman A, B ise asla H, Z değildir. Neden? Mantıken böyle zaten. A, B ise C, D'dir diyorsun. H, Z ise asla C, D değildir diyorsun. O zaman A, B ise H, Z olmamıştır demen gerekiyor ki hükümler tutarlı olsun. Delilleri de zaten aynı şekilde hulf yoluyla, iftiraz yoluyla veya diğer yollarla nasıl gösterdiysek yüklemli önermelerde bu şekilleri ve darplarını açıklarken nasıl gösterdiysek aynı mantıkla burada da geçerli. Aynı mantıkla burada da geçerli. Üçüncü şekil. İkisi de tümel olumlu olacak öncüllerimizin. Her ne zaman A, B ise C, D'dir. Her ne zaman A, B ise H, Z'dir. Bakın tekrar eden terim ikisinde de mevzu. Yani yüklemlilerde mevzu oluyor. Burada ne oluyor? Mukaddem. O zaman sonuç ne oluyor? Tikel olumlu. Bazen C, D ise H, Z'dir. Yani C, D ise bazen H, Z'dir. Şimdi bu şartlılarda tikellik, tümellik neye göreydi? Her zamanlık veya bazenlik meselesine göre. O yüzden onu karıştırmayın. Dördüncü şekil. Yine küçük öncülde, büyük öncülde tümel olumlu. Tekrar eden terim. Bakın küçük öncülümüzde mukaddem. Büyük öncülümüzde tali. Birinci şeklin tam tersi. Küçük öncülümüzde mukaddemdi. Affedersiniz. Küçük öncülümüzde taliydi. Büyük öncülümüzde mukaddemdi. Burada tam tersi. Her ne zaman AB ise CD'dir. Her ne zaman HZ ise AB'dir. O zaman bazen CD ise HZ'dir. Sonucunu verdik. Yine aynı mantıkla. Bu örnekleri Türkçe olarak şöyle derli toplu okuyalım diye böyle hazırladım. Şimdi metnimizi okuyalım. Hilli şerhinden okuyacağız. Allame Hilli'nin şerhinde. Burada güzel düzenli bir şerh yapmış. Ondan gidelim. Güzel yapmış yani. Öncelikle tabii katibiyi okuyalım. El faslu thalis, üçüncü fasıl fil iktiraniyyatil kâine mine şartiyyat. Şartlılardan oluşan iktirani kıyaslar. Ve hiye hamsetu aksa, beş kısımdır. Az önce saydığım üzere. El kısmul evvel, birinci kısım ma yeterakkeb minel muttasilat. Sadece bitişik şartlılardan oluşan kıyas. Vel matbu'u minhu, bunda dikkat edilen, yani bunda önemli olan diyelim. Mâ kâneti şerike fî cüz'in tâmmin. İki öncülümüzün de bir parçasının tamamındaki ortaklık.
minel mukaddimeteyn, iki öncülden. Ve ten'akidu el eşkalul erba'atu fihi. Dört şekilde bunda aynı önceki zikrettiğimiz iktirani yüklemli kıyaslarda olduğu gibi sonuç verir. Şimdi şu cüz tam ne demek? Biz örneğimizde ne demiştik? Oradan göstereyim. Mesela şu birinci şekli örneğini alalım. Her ne zaman AB ise CD'dir. Her ne zaman CD ise HZ'dir demiştik ya. Şu öncüllerin parçaları ne? Mukaddem ve tali, değil mi? İki tane parçası var. Şimdi bunun talisi CD'dir önermesi. Şunun da mukaddemi CD'dir önermesi. O yüzden bu parçaların sadece C'si ortak değil bakın. Veya sadece D'si ortak değil. İkisi birden tamamı ortak. Şimdi bazı ayrık şartlı önermeleri ele aldığımız zaman bir dahaki derste mesela sadece C'si ortak olacak. Orada başka bir sonuç verecek mesela. O yüzden burada önemli olan ne? Muttasıllarda parçanın tamamen ortak olması gerekiyor ki ikisini birbirine bağlayabilelim. Küçük öncül, küçük terimle büyük terimi birbirine bağlayabilelim. O yüzden tam bir parçanın tamı, tamamı ortak olacak burada. O fi cüz'in tamin minel mukaddimeteyn demesinin sebebi bu. Kısacası. Tamam. Li'ennehu. Neden dört şekilde bunda var? İmkâne taliyen. Çünkü şu hu nereye geliyor? Cüz. Ortak parçaya geliyor. Ortak parça var ya. O cd'dir önermesi. Küçük öncülümüzde tali, büyük öncülümüzde mukaddem olan. İşte bu. Küçük öncülde tali, mukaddemen fil kubra, büyük öncülde mukaddemse fehuve eşşeklü levvel, birinci şekil olmuş olur. Ve inkâne taliyen fihime, ikisinde de tali ise, küçük öncüllere, büyük öncüllere tali ise fehuve eşşeklü thani, ikinci şekil olmuş olur. Ve inkâne mukaddemen fihime, ikisinde de mukaddemse fehuve eşşeklü thalis, üçüncü şekil olur. Ve inkâne mukaddemen fil sugra, taliyen fil kubra, küçük öncülde mukaddem, büyük öncülde tali olursa fehuve şeklu rabi. Bu da dördüncü şekil olmuş olur. Ve şaraitul intaj. Bunun sonuç verme şartları ne? Ve adedu durub ve darplarının sayısı. Ve netice fil kemmiyeti vel keyfiyye. Nicelik ve nitelik bakımından sonuç. Fi kulli şeklin. Bunların her şeklinde. Ne gibiymiş? Kema fil hamliyyati min gayri fark. Hamliyatta zikrettiğimiz, yani yüklemli önermelerde zikrettiğimiz gibi birinci şekil, ikinci şekil zikretmiştik ya, iktirani kıyasların yalnızca yüklemli olan, yani önermeleri yalnızca yüklemli olan iktirani kıyaslar bahsinde herhangi bir fark olmaksızın aynıdır. Darpları, sonuçları, şekilleri vesaire, nitelik, nicelik hepsi. Bir farkla, ona şerhte değinecek, şimdi yine söyleyeyim. Dördüncü şekilde hani son üç darbı ihtilaflıydı ya, dördüncü şeklin son üç darbında bir gariplik vardı. İşte o son üç darbı hariç, dördüncü şeklin son üç darbı hariç geri kalan her şey aynı. Son üç darbında muttasıl önermelerden oluşan bir kıyas kuramıyorsun. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Çok önemli bir bilgi değil. Ayrıntı bir bilgi. Ama elbet kullanacağınız yerlerde gelir. Misalü darbil evvel, birinci darbın, mine şekli evvel, birinci şekildeki birinci darbın misali, örneği. Şimdi katibi, şu an katibiyi okuyoruz. Katibinin metnini okuyoruz. Sadece bunun örneğini verecek. Birinci şeklin, birinci darbının örneğini verecek. Neymiş o? Külleme kâne eb, her ne zaman ab olursa, fcd, cd olur. Bu küçük öncülümüz. Ve kulleme kâne cd, her ne zaman cd olursa fhz, hz olur. Büyük öncülümüz. Yuntecu. Sonuç verir. Kulleme kâne eb, her ne zaman ab olursa fhz. O halde hz olur. Tabloda gösterdiğim gibi zaten. Aynı örneği burada metne uyması için aynı örneği yazdım. Şimdi katibinin metni bu kadar. Hilli'nin şerhini okuyacağız. Şöyle bir buçuk sayfa bir şerhi var aşağı yukarı. Onu okuyalım, bitirelim bugünkü dersi. Ekul. Hilli diyor ki, Allame Hilli, el-iqtiranat eş-şartiyye.
şartlı iktiraniler. Tenkasimu hamsete eksam. Beş kısma ayrılır. Li'enneha, çünkü şartlı iktiraniler. İmme en tetarakkeb minel muttasilat. Ya sadece muttasıl önermelerden, yani bitişik şartlı önermelerden oluşur. Ev minel munfasilat. Ya sadece ayrık şartlılardan oluşur. Sayı ya çifttir ya tektir dediğimiz önermeler, ayrıklar. Ev minel muttasilat vel munfasilat. Ya bazı öncülleri muttasıl, yani bir öncülü bitişik şartlı, diğer öncülü ayrık şartlı önermelerden oluşur. Ev minel hamliyati vel muttasilat. Ya bir öncülü yüklemli, bir öncülü bitişik şartlı. Ev minel hamliyati vel munfasilat. Ya da bir öncülü yüklemli, diğer öncülü ayrık şartlı önermelerden oluşur. Bu da 5 etti. 5 etti. El kısmul evvel. Birinci kısım, ele aldığımız kısım bu. Ve huvellezi yeterakkeb minel muttasilat. O da neymiş? Bitişik şartlılardan oluşan iktirani kıyas. Sadece bitişik şartlı önermelerden oluşan iktirani kıyas. Fe innehu ala selâfete aksa. Onun da 3 tane kısmı varmış. Ama şöyle 3 tane kısmı var. 3 tane kısım tasavvur edilebilir. Zihnimizde kurabiliriz bunu. Li ennehu imma en tekune şerike beynel muttasilateyn. Çünkü ortak olunan parça iki bitişik şartlıda fi cüz'in tam minel mukaddimeteyn, ya tam onların bir cüzünün tamamıdır. O öncüllerin bir cüzünün tamamıdır, parçasının tamamıdır ele aldığımız gibi. Ev gayri tam minhuma, veya tamamı değildir. Bu tamamı değildir kısmı mantıksız olduğundan dolayı bunu ele almadık. Çünkü muttasıl şartlı önermelerden oluşması için bir kıyasın ortak olunan parçanın iki öncülünde bir parçasının tamamı olması gerekiyordu. İktirani kıyasın özelliği buydu. İktirani kıyasta böyle olması gerekiyor ve muttasıl şartlı olduğu zaman, muttasıl şartlı yani bitişik şartlı olduğu zaman büyük terim ile küçük terimi birbirine bağlaması için orta terimin iki öncülünde bir parçası olması gerekiyor. Bir parçasının tamamı olması gerekiyor. وَلَمَّا كَانَ الْقِسْمَانَ الْاَخِيرَانَ Ve diğer o iki kısım, yani o şurayı okumadım. اَوْتَامْ مِنْ اِحْتَاهُمَا Veya ikisinden birinin tamamı غَيْرُ تَامْ مِنَ الْاُخْرَى Diğerinin ise tamamı değil. Bu ikisi وَلَمَّا كَانَ الْقِسْمَانَ الْاَخِيرَانَ Son iki kısım olunca ney? بَعِيدَيْنْ عَنِ الْتَبْعَ Yani doğal düşünceye diyelim. Uzak olunca حَذَفَهُمَا الْمُسَنَّفِ Katibi bunları hazfetti, yani zikretmedi. فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ Bu muhtasar eserde, yani Şemsiye Risalesi'nde bunları zikretmedi. وَقْتَصَرَ عَلَى الْاَوَّلِ Sadece birinci kısmı zikretmekle yetindi. O da ney? وَهُوَ الَّذِي تَكُونُ ف۪يهِ الشَّرِكَ Ortaklık onda ne? بَيْنَهُمَا İki öncül arasındaki ortaklık فِي جُزْءٍ تَامٍ مِنْهُمَا İki öncülden bir parçanın tamamı. وَتَنْعَقِدُ ف۪يهِ الْاَشْكَالُ الْاَرْبَعِ Onda dört tane şekil mümkün. لِأَنَّ الْمُشْتَرَكْ بَيْنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ Çünkü iki öncül arasında ortak olan parça اِمَّا اَنْ يَكُونَ تَالِيًا فِي الصُّغْرَى Ya küçük öncülde tali ve mukaddemen fil kubra, büyük öncülde mukaddem olacak. Ve huve şeklül evvel. Yani küçük öncülde tali, büyük öncülde mukaddem olursa bu birinci şekildir. Ev bil aks, yani küçük öncülde mukaddem, büyük öncülde tali olursa min huve huve rabi, dördüncü şekildir. Ev taliyen fil mukaddimeteyn. Veya her iki öncüllere tali olursa ve huve sani, ikinci şekil. Ev mukaddemen fihime ve huve salis. Veya ikisinde de mukaddem olursa o da üçüncü şekildir. Ve şartul intaci fi hadihi. Bunda yani sadece bitişik şartlılardan oluşan iktirani kıyaslarda sonuç vermenin şartı ne? Huve şart fil hamliyat. Aynı yüklemli önermelerde şart olarak zikrettiğimiz şeyler neyse onlar. Min kevni suğral evvel. Neymiş bu şartlarda mesela? Birinci şekilde küçük öncülün mucibeten olumlu olması ve kubrahu kulliye.
büyük öncülüğünde külliye olması. Değil mi? Sonuç verme şartları olarak zikretmiştik yine tabloda da, metinde de. Ve ihtilafuhuma bil keyfi ma'a kulliyetil kubra fi's sani. İkinci şekilde şart ney? Küçük öncülle büyük öncülün nitelik bakımından farklı olması. Biri olumlu, biri olumsuz olacak. Ve büyük öncülün külli olması, tümel olması. Üçüncü şekilde neymiş şart? Ve icabu sugra, küçük öncül olumlu olacak. Me'a kulliyeti ihtahuma, küçük veya büyük öncülden biri de külli olacak, tümel olacak. Dördüncü şekilde neymiş? İttifakü mukaddimeteyhi fil icabi, iki öncülde olumlu olacak. Me'a kulliyeti sugra, küçük öncülün tümel olmasıyla beraber veya ya böyle olacak veya ihtilafuhuma bil keyf, biri olumlu biri olumsuz olacak. Me'a kulliyeti ihtahuma, birisinin tümel olmasıyla beraber firrabi, dördüncü şekilde. Ve adedü durub el muntice, aynı şekilde şimdi şekillerden bahsetti. Şimdi dartlardan bahsedecek. Fi kulli şeklin min hadihi, bu şekillerin her birindeki dartlar kema fil hamliyat, yüklenmelerdeki gibi aynı şekilde. Min gayri fark, herhangi bir fark olmaksızın, illa ancak şu fark var ki fi şekli rabi, dördüncü şekilde fark var. Fe inne durubehu es-selase el-ahira la tuntiju fi hadihi. Son üç dart burada sonuç vermez. Sadece bitişik şartlılardan oluşan iktirani kıyaslarda sonuç vermez. Sonra örnekleri zikrediyor. Örnekler aynı benim tabloda yazdığım gibi. Buradan bakarak yazdım örnekleri de zaten. Onları tek tek okumayayım şimdi. Aynı mantık yani, herhangi bir fark yok. Ve kıs baki durup kulli şekil min hadihi ala hadi. Burada biz ne yaptık? Her şeklin birinci darbında örneği verdik. Hilli de sadece bunlardan örnek verdi. Diğerlerini de sen kıyasla diyor öğrenciye. Bu zor da bir şey değil. Öğrenci bunu yapabilir. Vel burhanu alel intaci huvel hulf vel aks vel iftirat. Tüm bunların burhanı ne? Hulf, döndürme, iftiraz, farz etme. Alâmâ merra fil hamliyyât. Yüklenmelerde de geçtiği üzere. Yüklenmelerde bunların delillerini zikretmiştik ya. Orada nasıl geçtiyse burada da deliller odur diyor. Tamam, bir dahaki derste arkadaşlar, bugünkü dersimiz bitti. Bir dahaki derste el kısmu thani, ikinci kısmı ele alacağız. Şartlı kıyasların ikinci kısmı. Neymiş o? Ma yeterakkeb minel munfasilat. Sadece munfasıl, yani sadece ayrık şartlı olduğu zaman öncüllerimiz, iktirani kıyasımız nasıl oluyormuş? Bir dahaki derste onu göreceğiz. Bugünkü dersimiz bitti. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.